Merhaba sevgili öğrenciler, Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde deste ve düzine ile ilgili problemler çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Birinci sorumuz. Ayşe'nin aldığı toplar 2 desteden 6 fazladır. Ayşe kaç top almıştır? Ayşe'nin aldığı toplar 2 desteden 6 tane fazlaymış. Önce 2 destenin kaç tane olduğunu bilmem lazım. 1 deste kaç taneydi hatırlayalım. 1 deste 10 taneydi. O zaman 2 deste 2 tane 10 demekti. Ve 2 deste 20 taneydi. Ayşe'nin aldığı toplar 20'den 6 tane fazladır. Fazla demek toplama işlemidir. O zaman 20'den yani 2 desteden 6 tane daha fazlaymış. 20'nin üstüne 6 ekliyorum. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ayşe kaç top almıştır? Ayşe 26 top almıştır. Ne yaptım? Sorumuzu baştan anlatalım. Ayşe'nin aldığı toplar 2 desteden 6 fazlaydı. Önce 2 desteyi buldum. 20, 20'den 6 fazla olduğunu söylüyordu. 6 fazlası demek toplama işlemiydi. 20 ile 6'yı topladım. 26 top aldığını buldum. İkinci sorumuz. Ağaçta 3 deste kuş vardı. 5 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Ağaçta 3 deste kuş varmış. Bakalım ağaçta kaç tane kuş var? 1 deste 10 taneydi. 3 deste ise 3 tane 10 demek. 10, 20, 30. 3 deste 30 demek ki. Demek ki ağaçta 30 tane kuş var. 30 tane kuşun 5 tanesi uçtu. 5 tanesi uçarsa benim kuşlarım azalır. Ağaçtaki kuşlar azalır. Azalması durumunda ise ben çıkarma işlemini yapıyorum. 30 kuş var. 5 tanesi uçtu. O zaman çıkaracağım. 30'dan 5'i çıkaralım. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Ağaçta kaç kuş kaldı? 25 kuş kaldı. Üçüncü sorumuz. Bir manav sabah 4 deste, öğlen ise 2 düzine elma sattı. Manav kaç tane elma satmıştır? Deste ve düzine kelimelerini görüyorsam demek ki ya 10 ya 12 olduğunu biliyorum. Kaç deste diyorsa onu bulacağım. Kaç düzine diyorsa önce onu bulacağım. Sabah 4 deste satmış. Önce 4 desteyi bulalım. Deste 10 taneydi. 4 deste ise 4 tane 10. 10, 20, 30, 40. 4 deste 40 tane. Yani sabah 40 tane sattı. Öğlene bakalım. Öğlen ise 2 düzine diyor. Düzine 12 tane. Bana burada 2 düzine diyor. O zaman 2 tane 12. 2, 2 daha 4. 1, 1 daha 2. 24 tane yaptı. Bunu ise öğlen sattı. Sabah 40, öğlen 24 sattı. Kaç tane elma sattığını soruyor. Sabah ve öğleni toplayalım. 40'la 24'ü topluyorum. 0'la 4'ü topladım. 4. 4 ile 2'yi topluyorum. 4, 5, 6. 64 sayısına ulaştım. Demek ki manav 64 elma sattı. Dördüncü sorumuz. Bir bahçede bir düzine elma ağacı, 2 deste portakal ağacı ve portakal ağacından 4 fazla ceviz ağacı vardır. Bahçede toplam kaç ağaç vardır? Biraz karışık bir soru gibi gözüküyor
Ama sırasıyla düzenli şekilde çözdüğümüzde ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bahçemizde elma ağaçları var, portakal ağaçları var ve ceviz ağaçları var. Yazalım. Elma var. Portakal var. Ve ceviz var. Elma, portakal ve ceviz ağacının kaçar tane olduğunu altlarına yerleştireceğim ve hepsini topladığımda bahçede kaç ağaç olduğunu bulacağım. Sırayla gidelim. Bir düzine elma ağacı varmış. Bir düzine kaç taneydi? 12 taneydi. Bir düzine elma ağacı. Demek ki elma 12 tane. Elmayı bulduk. Devam ediyoruz. İki deste portakal ağacı. İki deste. Bir deste 10 tane ise iki deste 20 taneydi. 20 tane portakal. Portakalı da buldum. 20 tane. Devam ediyorum. Portakal ağacından 4 fazla ceviz ağacı. Portakal ağacından 4 tane daha fazla ceviz var. Portakal kaçtı? 20. Yani 20'den 4 tane daha fazla. Fazla demek daha çok demekti. Yani toplama işlemi yapıyorum. Portakal ağacı 20. Portakaldan 4 fazla ceviz var. 20 ile 4'ü toplayalım. 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane de ceviz ağacı olduğunu yazdım. Bakın, hepsinin kaçar tane olduğunu bulduk. Elma 12, portakal 20, ceviz 24. Bahçede toplam kaç ağaç vardır diyordu. Hepsini toplarsam bahçedeki ağaç sayısına ulaşabilirim. Yazalım. Elma 12, portakal 20, ceviz 24. Toplayalım bakalım. 2, 0, 4. Bunları toplayacağım. Sıfırı saymama gerek yok. Sıfır çünkü hiçti, yoktu. 2 ile 4'ü topluyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2 toplayacağım. 1 ile 2'yi topladım. 3, 3 ile 2'yi topladım. 5. Cevabım 56. Demek ki bahçede 56 ağaç var. Beşinci sorumuz. Ahmet'in bir düzineden 4 eksik kalemi vardır. Ahmet'in kaç kalemi vardır? Ahmet'in bir düzineden 4 eksik. Bir düzine kaç tane? Düzine deste gördüğüm zaman anında onun sayısını yazmak zorundayım. Bir düzine 12 tane. Yazıyorum 12. Bir düzineden 4 eksik kalemi varmış. Yani 12'den 4 tane daha az kalemi var. 4 eksik. Çıkarma işlemi yapacağım. 12'den yani bir düzineden 4 eksik kalemi var. Çıkarıyorum. 12, 11, 10, 9, 8. 12'nin yani bir düzinenin 4 eksiği 8'dir. Ahmet'in kaç kalemi var? Ahmet'in 8 kalemi vardır. 6. sorumuz. Kümeste 2 deste tavuk, bir düzine horoz vardır. Kümeste toplam kaç hayvan vardır? Yine deste ve düzine kelimelerini gördüm. Hemen kaçar tane olduğunu yazıyorum. 2 deste tavuk, bir deste onsa 2 deste 20 tanedir. 2 deste 10, 20. Yani 20 tane tavuk, bir düzine horoz vardır diyor. Bir düzine kaç tane? 12 tane. Sorum şu şekilde aldı. Kümeste 20 tavuk, 12 horoz vardır. Kümeste toplam kaç hayvan vardır? Tavuk ve horozları toplayalım. Tavuk 20 tane. Horoz ise 12 tane. Topluyorum. 2 ile 0'ı topladım. 2. 2 ile 1'i topladım. 3. Cevabım kaç yaptı? 32. O zaman kümeste 32 hayvan vardır. Yedinci sorumuz. Bir düzine dilim kekin 5 dilimini yedik. Kaç dilim kek kaldı? Deste düzine gördüm hemen. Kaç olduğunu yazıyorum. Bir düzine kek. Yani 12 dilim kekin 5 dilimini yedik. Kaç dilim kek kaldı? 12 dilimin 5 dilimini yersem
Azalır keklerim, eksilir. Eksiliyorsa çıkarma işlemini yaparım. 12'den 5 çıkartıyorum. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Kaç dilim kek kaldı? 7 dilim kaldı. 8. sorumuz. Hilal'in bir düzine silgisi, Esma'nın ise 2 deste silgisi vardır. Esma'nın silgileri Hilal'in silgilerinden kaç fazladır? Bizim Hilal'imiz var ve Esma'mız var. Kaçar tane silgileri olduğunu altlarına yazalım. Hilal'in bir düzine silgisi var. Bir düzine 12 tanedir yazdım. Demek ki Hilal'in 12 tane silgisi var. Esma'nın silgilerine bakıyorum. Esma'nın ise 2 deste. 1 deste 10'du, 2 deste ise 20'ydi. Esma'nın 20 silgisi var. Esma'nın silgileri Hilal'in silgilerinden kaç fazladır? Esma'nınki Hilal'inkinden kaç fazladır? Yani aradaki farkı soruyor. Esma'nınki kaç tane daha fazla Hilal'inkinden? Elimizle sayarak bulalım. Çıkarma işlemini yapmayalım. 12'den 20'ye sayıyorum. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kaç tane daha fazla oldu? 8. Esma'nın silgileri Hilal'inkinden 8 fazla. Yani Hilal'in 12 tane silgisi vardı. 8 tane daha olsa Esma'ya ulaşacak. Aralarında 8 tane silgi farkı var. Evet sevgili öğrenciler, deste ve düzine ile ilgili olan problemlerimizi çözdük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.